Herkese merhaba. Şu an Shenzhen Doğu Tren İstasyonu'ndayım. Bu gördüğünüz arkadaki büyük bina tren istasyonu. Alt katında bir metro var. Metrodan 10. hatta aktarma yapacağım. Geçenlerde size Xiaomi şeffaf televizyon hakkında bilgi vermiştim. O şeffaf televizyonun ne işe yarayacağını, televizyona bakarken arka tarafını ne görünce ne faydası olacağını veya arkadan bakınca önünün görmesinin ne işe yarayacağını hala anlamış değildim. Ama bugün bana bir haber düştü. Daha doğrusu artık her anımızı takip edip dinledikleri, okudukları için bununla ilgili bir haber çıktı. LG 10 numaralı yeni açılan metroya camlarını söküp orana şeffaf TV ekranı takmış. Yani Xiaomi'deki TV'nin panelini takmış. İlk defa jeton düştü. İlk defa. Mantıklı. Çok mantıklı hem de. Yani o ekranda, yani şöyle söyleyeyim, o ekranda reklamları görebilirsiniz. Haberleri görebilirsiniz. Ama istasyona vardığında hangi istasyona vardığını görebilirsiniz. Orada insanları falan görebilirsin. Önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar metroya vardım. Şu an bekliyorum. Yalnız şöyle bir şey öğrendim daha yeni. Bu hattın sadece bir metrosuna takmışlar. Onu bekliyorum yani. Hepsinde yokmuş. Çünkü bayağı pahalı diyorlar. Bir tane reklam olsun diye taktılar muhtemelen. İnsanlar burada bekliyor. Bir şey dikkat ettiniz mi? Burada metro beklerken dışarıda cam var. Bu camların bir sebebi insanlar intihar etmesin diye. Diğer sebebi ise bazen Çinliler çok mutsuz olduğu için şu gördüğünüz alanlar bile komple dolu oluyor. Aşağıya düşmesinler diye. Yani güvenlik sebebiyle yapmışlar. Metroya bindim. 10. hattın sadece bir vagonunda var. 5 numaralı vagonda var. Bu panel burada. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. Arka tarafı durağı falan görebiliyorsunuz. Bilgi falan veriyor. Pahalı olduğu için tek bir tane takmışlar muhtemelen. Mantıklı da. Panel bilgilendirici şeyleri de veriyor. Bakın burada haritası vesaire. Evet. Gördüğünüz gibi ilk defa şeffaf ekranın bir işe yaradığını ve çok kullanışlı olduğunu siz de anlamışsınızdır. Sadece bir metronun bir vagonunda vardı. Ben de oraya varınca öğrendim. Muhtemelen tuzlu fiyatından ötürü sadece bir vagona takabildiler. Tahmin ediyorum maliyeti bunun da geçen videosunu çektiğim Xiaomi şeffaf televizyon gibi yaklaşık 50 bin yuan'dır. Şu anki kurdan 55 bin TL'ye tekabül ediyor bu 50 bin yuan. Yani oldukça pahalı gerçekten. Albenisi çok iyi. Metronun haritasını, şehrin haritasını, şehirle ilgili turistik yerleri, varılan istasyonda çıkışların yerlerini, yürüyen merdiven yerlerini, hangi tarafın nereye yakın olduğunu gösteriyor. Yani aslında işlevsel olarak çok iyi. Herhangi bir metro hattına tıkladığınızda onun rengini daha parlak yapıyor ki daha net göresiniz. Kısacası dev bir panel, dokunmatik tablet gibi düşünün. Gördüğüm kadarıyla olumsuz bir izlenim almadım. Bence çok faydalı bir şey bu metrolar için. Hem dışarıdan içerisini hem içeriden dışarısını gösteriyor. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olup paylaşmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Esenlikle kalın.